Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz. E, bugünkü e, tedavimizin konusu e, muhabbet kuşu hastalıklarında dikkat etmenizlerin, dikkat etmeniz gereken ince detaylar. Şimdi bir tane hasta kuşumuz geldi. Gördüğünüz gibi durumu hiç iyi değil. Belki bugünü çıkarır çıkarmaz gibi bir umut ee, bana son dakika geldi. Şimdi kuşumuzun başından geçenleri ben size özetleyeyim. Yaz aylarında bir klima e, klimaya maruz kalmış. E, o zamandan bu zamana kadar tabii ki e, iki ay geçtikten sonra sesinde böyle değişimler olduğu için e, sahibi bir kuşcuya gidiyor. Hiprodoks S kullanıyorlar. Fakat burada dikkat edilmesi gereken soğuk algınlığında ses değişimlerinde kuş solunum rahatsızlığı olmaz. Bronşit astım hemen olmaz. Burada dikkat edilmesi gereken şey kuş önce soğuk algınlığı yaşamış. Bu neye çevirecek arkadaşlar? Soğuk algınlığı? bağırsak enfeksiyonuna çevirir. İshal'e çevirir. Oradan ilerler kurulu çevirir. Tabii ki kuşumuza eee Tedavi uygulanmış. Hiprodoksite S tedavisi uygulanmış. Hiçbir işe yaramamış. Sonra veteriner fakültesine götürülüyor. Ee, orada da baytril veriliyor. Baytril de ağzına 3 gün verildikten sonra kuş bu hallere düşüyor. Sonra tekrar bir veterinere gidiyor. 2 defa iğne oluyor. Ee, 4-5 günde sıcak e, ortamda e, buharla birlikte solunum için bir e, şey veriliyor. Yalnız e, kuşa kimse... Antibiyotik olarak, Baytril'den başka e, genel antibiyotik olarak hiçbir şey vermemiş. Şimdi bugün e, burada yapmamız gerekenler nedir? Kuş üşümesin diye ilk önce sıcak bir e, şaşala su koyduk. Şimdi ballı krekeri arkadaşlar kesinlikle kullanmayın diyorum. Bunu defalarca söyledim ama e, bizi izlemeyen arkadaşlardan e, bir tanesi demek ki. E, ee, zaten tatlı bu hayvanlara zarar veriyor. Kursak mantarına yol açıyor. Bunu söylemiştim ama ayrıyetten bunu balla zaten yapıştırmıyorlar. Kimyasalla yapıştırıyorlar. Bu da direkt kursak mantarına sebep oluyor. Kursak mantarı da ilerliyor. Başka hastalıkları geçiyor. Benim hastalık geçişleriyle ilgili videom var arkadaşlar. Soğuk algınlığında tedavi olmazsa bağırsak enfeksiyonu ilerledikçe kuruluğa çeviriyor. Şimdi bu kuşumuz için e, çok aşırı derecede hani e, umut verici zaten konuşmadım. Gördüğünüz gibi durumu da pek iyi değil. Şimdi burada elimizden geleni yapacağız. E, ben buradaki detayları size anlatıyorum ki hani yarın bir gün başınıza gelirse e, bu hatalara düşmeyin. E, ne yapmanız gerektiğini iyice bilin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öncelikle suyumu hazırladım. E, burada Şırınga mamam hazır. Ee, ne yapmam gerekiyor işte. Şırınga aparatım burada. Şimdi <laughs> e, kuşumuzun tabii ki kontrollerini yaptım. Kontrollerini yaptıktan sonra e, kuruma başlangıcı. Tabii biraz ilerlemiş kilo olarak da zayıflamış. Şöyle göstereyim. Şu devamlı da bu sesi çıkar. Arkadaşlar bu ses çıkarttığı zaman kuşun e, astım olduğunu düşünmeyin. Çünkü bu sesi Bağırsak enfeksiyonu, kabızlık durumlarında da kuşlar çıkarıyor. Bunun bağırsaklarına baktığım zaman arkadaşlar kuruluk var. Şöyle göstereyim. Göğüs kemiğinde bakın keskin, sivri, kurumaya çevirmiş hastalık. Bağırsaklarda bir şey kalmamış. İçerideki dışıklara baktığım zaman kuru dışkılar görüyorum. Ee, şimdi inşallah e, kaldırabileceğini düşünüyorum. 2-3 gün tabii ki dayanabilirse... E, 4'ün 1 mix tedavisini kaldırabilirse arkadaşlar 2-3 günde kendine geleceğini düşünüyorum. Ayrıca kendi özel taze fabrikadan getirdiğim e, aspur ve aktarıyı koyuyorum. Şu an yemi yemiyor arkadaşlar. Şırınga ve mamayla besleniyor mu? Ben her ihtimale karşı kendine gelebileceğini düşünerekten yemini hazır bulunduruyorum. Öncelikle arkadaşlar dörtün 4'ün 1 mix kuruluk tedavisi ilacımdan suyuna ekliyorum. Daha sonra bu sudan tabii ki mamasında da kullanacağım arkadaşlar. Şimdi burada e, çay kaşığını şöyle arkadaşlar ucunda topladığım zaman şöyle çay kaşığının ucu kadar ekliyorum. Dörtün bir ikisi karıştırıyorum. Bunu güzelce iyice eriyene kadar karıştırmamız lazım. Ya da önce tozu koyup sonra suyu koyacaksınız. Burada kalanları da şöyle eritiyorsunuz. Her gün arkadaşlar her akşam e, suluğu çıkarıyorsunuz. Yıkıyorsunuz. Sabah taze ilaçlı su yapıp her gün veriyorsunuz. Şimdi ben ilaçlı suyunu yaptım. Tabi bu suyu zaten içemeyecektir. Şimdi ben bunu direkt ağzına vermeyeceğim. Çünkü kuşun hastalığı da biraz ileri seviyede. E, şimdi ne yapacağım? Ben bu sudan e, mamasına kullanacağım. E, mamasına kullanacağım. Ve ertesi günde sabah e, artık dayanabilirse kursağına vermeye başlayacağım. Şimdi arkadaşlar ilacımızı hazırladık. Yemini koyduk. Son olarak arkadaşlar mamamızdan şırınga mamamızdan arkadaşlar bir kaşık kadar yeterli. Zaten hepsini veremeyeceğiz. O yüzden az bir şey koyuyorum. Ve bunu e, sulandırmaya başlıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi kuşumuz hiç iyi durumda değil inşallah sizin başınıza gelmez sıcak suyun yanına koyuyorum ayakları ısınsın şöyle sıcak üstün, suyun üstünde de dursa olur o kadar rahatsız ki hayvan yerinde duramıyor İnşallah tedavisini yaparız arkadaşlar kuşlarınız bu duruma gelmedin arkadaşlar yani bu kuşun bu kadar dayanabilmesi bile mucize bakın kendini bıraktı Şimdi geri kalktı. daha hiçbir şey vermedim. Kuşun düştüğü durumlara bakın arkadaşlar. Ya ben bir de bu son dakika kuşları böyle getiriyorlar. Ee, artık son çare olarak görüyorlar herhalde. Ben de bunu e, yani mecburen alıyorum. Yoksa elinde ölecek. Son bir çare, son bir umut. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ölürse de artık e, buradan hani ne yapmanız gerektiğini öğrenin diye çekiyorum videoyu. Kurtulursa da gerçekten mucize bir kurtuluş olacak. Kuş bir kendine geliyor bir bırakıyor kendini. Bakın yani yem yemiş gibi yapıyor. Evet yem yiyor. Az önce koyduğum yemlerden yiyebilir. Şöyle biraz dökeyim yerlere. Çünkü bu taze yemleri sevebilir. Bakın bir kendine geliyor bir salıyor. Ya yani inşallah kendine gelir de kurtarırız. Şimdi arkadaşlar biraz da ilaçlı suyundan şöyle mamasına bir milim kadar katacağım zaten hepsini sulandırdığım için baya bir şey yapacak karışacak bu. Normal su, su da olduğu için biraz koyu kıvamda olmuyor zaten. Gördüğünüz gibi bu kıvamda olması yeterli. Zaten mamadan bir milim vereceğim sabah da devam edeceğim arkadaşlar mama vermeye. Mamamızın kıvamı biraz sulu olduğunu düşünüyorsanız hemen buradan mama ekliyoruz. Biraz koyulaştırıyoruz kıvamını. Gördüğünüz gibi doğalınızı eksik etmeyin inşallah kurtulur. Kurtulursa tedavi sonuç videosuyla tekrardan sizlerle olacağız. Bakalım bu kuşumuzu kurtarabilecek miyiz? Çok kötü bir durumda. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar. Şırıngayla daha önce kursağına mama verilmiş. Ee, ama verilirken nasıl bir yöntemde verildi onu pek bilmiyorum. Şimdi ben kendim buradan mamamı şırıngama çekiyorum. Gördüğünüz gibi bir miktar alıyorum. Ters çevirip arkadaşlar şırınganın hava boşluğunu kesinlikle sıfır olarak almanız lazım. hiçbir hava boşluğu olmaması lazım. Şimdi arkadaşlar 3 milime yakın var. 1-1.5 bir, bir, buçuk milim vereceğim. Verirken her zamanki gibi arkadaşlar kuş size bakarken şu şekilde size bakarken kuşun şırınga ağzına verdiğiniz zaman bakın Bismillahirrahmanirrahim Hadi oğlum yut şunu yut yut bu senin tedavin için hadi bakalım Hadi oğlum hadi. Evet arkadaşlar. Kursağına indiğimiz zaman burada parmakla arkadaşlar kursakta şu an hissediyorum. Bu çok önemli. Ve yavaş yavaş veriyorsunuz arkadaşlar. Çok yavaş yavaş. Yani kuşu rahatsız etmeyecek şekilde yavaş yavaş. Evet. Fazla değil arkadaşlar. Bakın. 3 milimdi. 1.2 kaldı. Tamamını zaten vermiyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda kuş normal arkadaşlar sıcak suyumuz var yemimiz var gördüğünüz gibi mamamızı da verdik bu şekilde arkadaşlar ilk gün e, ilaç ilaç da kattık tabii mamaya direkt e, kursağına ilaç vermedim çünkü daha önce kullanmış antibiyotik bayağı bir kullanmış Baytrilden tutun e, iğnesine kadar. Bundan sonraki e, mamayla vermemdeki sebep birden antibiyotik etki edip de hayvanı daha kötü etmesin diye böyle, böyle yapıyorum. İnşallah e, yaşarsa sabaha çıkarsa e, tekrardan ilacından önce mama vereceğim arkadaşlar. Aradan bir saat geçtikten sonra ilaçlı sudan yarım milim her gün. Sabah akşam yarım milim antibiyotik sudan verseniz antibiyotikli dörtün bir mixli sudan yeterli. Daha sonra probiyotik elektrolit karamisin gibi yani duruma göre e, tedavisine devam edeceğim e, İnşallah kendi kurtulur da kendine gelirse tedavi sonuç videosunda neler yaptım hangi gün neler verdim detaylı anlatacağım bana e, abone olarak kanalıma destek verebilirsiniz like atarak e, desteklerinizi eksik etmeyin diyorum e, bu bilgileri hiçbir veteriner size vermez Bu Yaptıklarımı hiçbir kimse yapıp video çekmez. Kolay kolay. E, bu emeklerin karşılığını da vermenizi e, bekliyorum arkadaşlar. Özellikle e, like atarak, videoyu paylaşarak bana destek olursanız yorumlarda da e, dualarınızı eksik etmeyin diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.